Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kıymetli dinleyenler, yine bir kavramlar programında sizlerle beraberiz. İnşallah bugün de yine geçen haftadan devretmiş olan kavramımız üzerinde durmaya çalışacağız. Kavramımız Atalar dini veya atalar yolu idi. Tabii buna bağlı olarak gelişen diğer yan kavramlar da var. Bunlardan bir tanesi de işte hurafeler, bidatler. Bunlar bu kavramın atalar yolu kavramının veya anlayışının beraberinde getirdiği yan kavramlardır. Bunları anlamadan yani konuyu anlamak mümkün olmaz. O yüzden biz yeri geldikçe hurafe, bidat gibi kavramları da veya konuları da bu tür e, ana başlığın altında zaman zaman yer veriyoruz ve konunun daha iyi anlaşılmasını da sağlayan bir unsurdur bu tür bu tür bir durum. Şimdi e, biz daha önceki haftada hatırlarsanız en son muskacılık konusu üzerinde durmuştuk. Bunun nereden doğduğunu, nasıl bir anlayış olduğunu anlatmıştık. Bunun e, gerçekten çok müthiş e, istismar edilen bir konu olduğunu da özellikle belirtmiştik geçmişte bu konu nasıl istismar edilen bir konuysa bunun üzerinden insanlar kendilerine gelecek rant üretiyorlarsa bugün de aynı şeyin geçerli olduğunu ibretle görmekteyiz ve bu muskacıların da sonlarının hiç de hayra alamet bir yaşantılarının olmadığını ve bu insanların ömürlerini muska yazarak, fal açarak, sihir yaparak geçiren pek çok bu tip insanın sonunun da hüsranla noktalandığını ibretle müşahede edebiliyoruz. Bunlardan kimisi hapishane köşelerinde, kimisi feci hastalıklara yakalanarak fakru zaruret içerisinde ölüp gidiyorlar. Vakitlerini bu muskacılıkla geçirenler bu yoldan ne kadar dünyevi menfaat temin ediyorlarsa da bu iş daha önceden de belirttiğimiz gibi dinen kınanmış olduğundan dolayı iflah olmuyorlar. Yani bu paralarla yani çünkü kazandıkları hakikaten öyle temiz bir para değil ve bu para da elbette ki onlara mutluluk vermiyor. Neticede bunun sıkıntısını görüyorlar. Hatta hayatları sıkıntı ve sefaletle hatta beş kuruşa muhtaç olarak geçiyor. Bunları görebiliyoruz. Yine bunların hayatlarının sonunda perişan bir vaziyette, miskinlik içerisinde yaşadıklarını görebiliyoruz. Yine bunların hepsi yaptıklarının tabi avans cinsinden dünyadaki küçük cezasıdır yani bunlar. Çünkü bunların ahirette asıl cezaları ceza günde verilecek. Çünkü bakılması haram olan nice yerlere bakıp buralara muskalar veya yazılar yazmışlardır bunlar nice genç kızları veya evli insanları muhabbet muskalarıyla aldatmışlar. Onların ümitleriyle oynamışlardır. Allah'ın men şeyleri insanlara aşılamışlar. İmanın temelini sarsmışlar. İslam akidesini bozmuşlardır bu insanlar. Böylelikle Yahudi ve Hristiyan adetlerini canlandırarak ve bunları bir takım insanlara kabul ettirip onların itikatlarını bozarak imanlarını sarsmalarıyla ile İslam aleminde tedaviyi imkansız olan yaralar açmışlardı bunlar. Her aklı başında mümin insanları bu tür cinci, muskacı, üfürükçü satekarların tahribatından korumak için elinden gelen gayreti esirgememelidir değerli dinleyenler. Yine unutmamak lazımdır ki dindarlık dini olanı işlemektir. Dinde olmayanı değil. Nice insan hem de din adına dini de küçük düşürerek ve sevap yapıyorum, sevap kazanıyorum zannıyla tam tersi günaha girerek bu tür hurafe ve bidatler batıl inançlar peşinde kendisine sıkıntı vermekte hayatını da çekilmez hale getirmektedir. Bazı insanlar cumartesi ve salı günleri çamaşır yıkamıyor. Bazıları da kırılan bir ayna veya evinin yakınlarında öten bir baykuş nedeniyle kabuslar görüyor. Çünkü bunlarda bir takım olumsuzluklar gördükleri için batıl inanç, hurafe ve bidatlerden ancak sağlıklı ve doğru dini bilgiyle Kur'an'ın hayata geçirilmesiyle korunulabilir. Bu tür sapıklıklara yönelmenin nedeni insandaki inanç ihtiyacının doğru ve gerçek bilgilerle doldurulamaması, İslam'ın hakim değil mahkum olması, cahiliye düzeni Medya ve çevre şartlarının doğruyu eğri eğriyi doğru diye göstermesidir değerli dinleyenler. Dini bazı çıkarcı istismarcı cinci cahil ve bağnazların elinden kurtarmadıkça bu tür insanlara ilgi gösterilip hatta bir de bunlara hoca sıfatı da verilerek iltifat edildikçe hiç kusura bakmasın kimse bu sorunlar hiçbir zaman küçülmeyecek. Bilakis büyüyecektir, katmerlenecektir, toplumun bütün tabakalarına sirayet edecektir. Nice nice okumuş insanların, işte efendim üniversite bitirmiş veyahut da kendisini işte e, münevver, aydın e, addeden bir takım insanların e, bu tip e, beklentilerle, bu tip insanların pençesine düştüğünü maalesef çok ibretle görebilmekteyiz. Peki biraz evvel söylediğimiz gibi yine... Neden kaynaklanmaktadır bu? Bu tür durumlar e, maalesef insanların dünya ile ilgili beklentileri konusundaki e, şeyler, saikler bu insanları bu hale getiriyor. Yani kaybı öğrenme merakı mesela bu insanların kucağına atıyor. Veya büyü sihir gibi şeylerle uğraşanların eline bu insanları düşürüyor. E, ama aklı olsa bu insanların ve akıllarını da vahyin kontrolünde çalıştırsalar bu insanlar, hiçbir zaman böyle e, sahtekarların, e, böyle insanların eline düşmekten, e, düşmeye mahkum olmayacaklardır. İşte bu deminden beri bahsetmiş olduğumuz olaylardan başka, hala yaşayan bazı batıl inanç ve hurafeler de var. Yani bunları ben e, elimden geldiğince saymaya çalışacağım ama, hepsinin de bunlardan ibaret olmadığını, Sadece bunlarla sınırlı olmadığını da bilelim değerli dinleyenler. Zira e, biz tabir yerinde ise bir e, demet, bir bölüm e, sizinle paylaşmış olacağız. Ve bunlar maalesef bu toplumun içerisinde e, halkın inancı haline gelmiş, halkın düşüncesi haline gelmiş, halkın e, yaşantısı haline gelmiş durumları ifade ediyor. Mesela at, avrat ve silah uğursuzdur. Ayna kırılması uğursuzluktur. Ayna kırılan ev yedi sene iflah olmaz. Şimdi neden böyle bir şeyle insanlar şey yaparlar ki? Çünkü bu insanlar birileri böyle bir saçmalığı uydurabilir. Ama neden bu yayılır? Neden insanlar bu sözlere itibar ederler? Niye bu kadar çok çabuk yayılır? Çünkü zemin var değerli dinleyenler. Çünkü toplumumuzda bunlardan koruyacak bu anlayışlardan koruyacak, bu yanlışlardan koruyacak ve hatta bu yanlışları yayacak insanlarımız maalesef çoğunlukta. Yani bu insanların bilgilenmeleri, bu insanların dinleri hakkında bilgi sahibi olmamaları maalesef bu tür bidat ve hurafelerin yaygınlık kazanmasına ve toplumda yer etmesine neden oluyor maalesef. Mesela yine devam edelim. Ateşle oynayan çocuk altını ıslatır. Ayın 13'ü uğursuzdur. Daha önceki programımızda bu 13 ile ilgili Hristiyanlıktan geçme bir anlayış olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Gece tırnak kesilmez, ev süpürülmez. Gece ev süpürülürse fakirlik gelir. Geceleri aynaya bakılmaz. Gece vakti bir evden başka bir eve kazan, tencere ve tava verilirse mutlaka ölüm olur. Gece vaktinden önce öten horoz uğursuzluk getirir. Yani İslam'da uğur veya uğursuzluk diye bir kavram var mı değerli dinleyenler? Bunlara inanmak ne derece bir insanın imanıyla örtüşür? Mesela yine pazar günü çalışmak uğursuzluktur. Salı günü işe başlanırsa bitmez sallanır. Salı günü yeni elbise giyilirse yanar. Çarşamba gecesi işe başlanırsa çarşamba karısını kızdırır ve o eve kötülüğü dokunur. Çarşamba günü yorgan kaplayan hastalanır. Çarşamba günü süt içmek, ev satın almak iyi değildir. Perşembe günü çamaşır yıkanırsa zengin olunur. Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır. Yani gerçekten komik. Yani gerçekten e, bu konularda az çok itikadı imanı sağlam olan insanlar bunların ne kadar saçma sapan değerlendirmeler olduğunu, ne kadar komik olduğunu görür. Mesela cuma günü ev süpüren veya çamaşır yıkamak fakirlik getirir ve günahtır. Çocuğu ölen kadın cuma günleri hiçbir iş yapmaz. Cuma günleri çocuğun ayakları cami kapısına bağlanır ve namazdan sonra çözülürse hasta olmaz. Henüz konuşamayan çocuğun ağzı cuma salası verilirken cami anahtarıyla açılırsa, nasıl açılıyorsa artık çocuk hemen konuşmaya başlar. Cumartesi günü çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir. Arefe günü dikiş dikmek günahtır. Arefe günü dikiş diken kadının ölmüş çocuğu varsa onun derilerini dikmiş olur. Misafirin ardından ev süpürmek iyi değildir. Makasın ağzı açık kalırsa kefen biçmeye yarar. Makasın ağzı açık kaldığı evde kavga çıkar. Elden ele makas alınmaz, makas düşman sayılır. Elden ele sabun alınmaz, uğursuzluk getirir. Hapse giren biri ölmüş birisinin yüzüğünü takarsa hapisten çabuk çıkar. İnsanın önünden kara kedi geçmesi uğursuzluk sayılır. Tavşan, tilki, kara köpek birinin yanından e, yola çıkarsa uğursuzluk getirir. Kapı eşiğine basan iftiraya uğrar. Merdiven altından geçmek uğursuzluktur. Başa pisleyen kuş talik kuşudur. Kuş pisliği başına düşene para gelir. Şimşek çakarken kırmızı giyilmez. Terlik ve ayakkabının ters dönmesi iyi değildir. Evliliğin ilk günü gelecek gecesinde erkek veya kadın hangisi önce uyursa o daha evvel ölür. Evet. Zifaf gecesi gelin ve damat sabunla yıkanırsa sabun acı olduğundan aralarına acı ve ayrılık girer. Ev süpürülürken süpürge birine dokunursa uyuz olur. Süpürgeye tükürülürse hastalık bulaşmaz. Gece tırnak kesilirse ömür kısalır. Cenazesi yıkanırken teneşirin altına dökülen su bir şişeye konup habersiz sarhoşa içirilirse içkiyi bırakır. Nazara uğrayan kişi kuşkulandığı insanın saçından, ayakkabısından veya elbisesinden habersiz bir parça kesip yakarak dumanı ile tütsülenirse nazarı geçer. Kötü bir hastalıktan söz edilirken değirmenden geldim, unluyum denilmezse o hastalık söyleyene bulaşır. Sarılık hastalığına tutulan kişinin izinli denilen biri tarafından alnı jilet ya da çakı ile çizilir akan kan alnına ve burnuna sürülür. Yaradan kan aktıkça hastalıkta da akar gider. Dişi ağrıyan bir kişi mezarlığa gider, mezar taşını ısırır. Arkasına bakmadan geri dönerse ağrı kesi ağrısı kesilir. Başı ağrıyan bir kadın camiye gider. Başörtüsüyle camiyi süpürür ve yazmayı tekrar, yani başörtüsünü tekrar başına örterse başının ağrısı gider. Evden çıkan erkek işine giderken önünü kadın keserse, kadın adamın önünden karşıya geçerse adamın işi ters gider. Kısa boylu kadınlar uğursuzdur. Bir kız akşam ezanı okunurken merdiven altından geçerse kısır kalır. Cuma günü ezan okuyan müezzine kızın başörtüsü veya mendili sallattırılırsa nasibi çıkar. Evli birinin yüzüğünü bekar kız takarsa kısmeti kesilir. Bekar kız evli birinin gelinliğini giyerse kısmeti kesilir. Gelin olanın duvağı elde kalmış, kızın başında çözülürse kızın bahtı açılır. Evde kilitlenen kilit bayram sabahı veya cuma günü namazdan önce imam tarafından camide açılırsa kızın bahtı açılır. Ellerini birbirine bağlayanın kısmeti kesilir. Ellerini kavuşturanın kısmeti kapanır, anası ölür. Hamile bir kadın yumurta yerse çocuğu terbiyesiz olur. Bilakis hamile kadınların kesinlikle yumurta yemelerini doktorlar tavsiye ediyorlar özellikle. Zihin gelişimi, beden gelişimi açısından. Hamile, hamileyken anahtar açanın doğumu kolay olur. Bir hamile kadın ölü yıkanırken suyundan atlarsa çocuğu baygın doğar. Aş yeşeren bir kadın çirkin bir yere bakarsa çocuğu çirkin olur. Doğum yapan kadın 7 gün çocuğunun yanından dışarı çıkmaz. Çıkarsa cinniler gelir çocuğu götürür başka bir çocukla değiştirir. Çocuğu yaşamayan bir kadın bir yatıra bunu sana sattım der ve kurban kestirir. Çocuk dünyaya gelince eğer kız ise adını satı, oğlansa satılmış koyar. Aksi halde çocuk yaşamaz. Böyle demezse çocuk yaşamaz. Çocuğu yaşamayan kadın yeniden doğum yaptığında 40 evden topladığı parçalarla gömlek dikip çocuğuna giydirirse çocuğu yaşar ve ömrü de uzun olurmuş. Çocuğu ölen bir kadın cuma günü iş yapmaz. Lohusa kadının ve çocuğun yastığı altına İğne, çuvaldız veya kama, bıçak konulursa al basmaz. Loğusa kadının bulunduğu yere sübürge, kuran, soğan, sarımsak asılırsa al karısı loğusa ve çocuğa zarar vermez. Hayızlı kadın sebze bahçesinden geçerse sebzeleri kurutur. Hayızlı kadın akşam ezanından sonra küpten turşu çıkarırsa turşu bozulur. Gelin eve ilk geldiğinde kaynanasının iki ayağı arasından içeri girerse saygılı olur. Yeni doğan çocuğun ilk dışkısı yattığı odanın eşiğinden veya beşiğinin altına konulursa cadı zarar vermez, nazarda değmez. Ne demekse cadı. Yani tabi bunlar da e, gerçekten çok saçma sapan ve sorgulanması gereken, yani insanların e, uyanık olması gereken konular. Yeni doğan çocuğun beşiği altına türbe ve kabirlerden toprak getirilip konulursa çocuğu cadı boğmazmış. Buna bazı yerlerde cüher almak da deniliyor. Bebek fıtık doğarsa külotu çalı ağacının bir dalına yarılarak orasından geçirilirse o ağaçtan fıtığı iyileşir. Siz siz olun böyle bir durumda karşılaşırsanız çocuğunuzu doktorunuza götürün. Allah'ın inayetiyle şifa bulur doktora götürürseniz. Tedavisi doktorlarla gerçekleşir. Yani tedavi Allah şifayı aramamızı istiyor. Ama şifayı böyle yanlış yerlerde ararsanız çok yanlış şeylere de neden olmuş olursunuz. Bebeğin kırkı çıkmadan tırnağı kesilirse ya ağırsız ya da hırsız olur. Demek ki yani e, toplumumuzda hırsızlar çok ya. Bunların hepsinin de tırnakları kırkı çıkmadan kesilmiş olmalı ki hırsızlar çoğalmış bayağı. Halbuki biz hırsızlığın çoğalmasının sebebinin birçok e, sebebinin öncelikle insanların ahiret anlayışının ortadan kalktığını veya e, ekonomik sıkıntılarla birlikte ee, insanların e, dini hayatının sona ermesinin e, ve, veyahut da dindarlığının e, az oluşu insanları böyle şeylere itiyordu. Allah'ın insanlara hesabını soracağını bilen bir insan öyle kolay kolay hırsızlık yapmaz. Biz meseleyi böyle biliriz. Yine başka şeyler var, ifadeler var. Çocuğun doğduğu yerde elişi işi yapılırsa göbeği düşmezmiş. Cuma günü çocuğun ayakları bir cami kapısında bağlanır. Cuma namazından sonra çözülürse hastalığa tutulmazmış. Bebek ayakları altından öpülürse talihsiz olurmuş. Çocuk dünyaya geldikten sonra yıkanıp tuzlanır ve sofra altı denilen beze sarılırsa tok gözlü olurmuş. Çocuğun göbeği cami duvarına veya avlusuna gömülürse dindar, medresenin okulun bahçesine veya avlusuna gömülürse alim, ahıra gömülürse malcı olur. suya atılırsa göbeği, huyu da temiz olurmuş evin içinde bir yere gömülürse gözü dışarıda da olmazmış. Boyu ölçülen çocuk kısa kalırmış. Çocuğun boyu metre ile ölçülürse ömrü kısa olurmuş. Sünnetsiz ölen çocuğun parmaklarından birinin kırılması gerekir. Çocuk sünnet olurken annesi oklava sallarsa sünnet acısız ve kolay olurmuş. Küçük çocukların yüzünde yara çıkarsa deniz kenarında yaşayan ve denize giren biri tarafından okunup da yüzü mesedilirse yaraları iyileşirmiş. Yürüyen çocuğun emeklemesi misafir geleceğinin işaretiymiş. At, öküz, inek, dana gibi büyük baş evcil hayvanlar eğer gece ahırda huzursuzsa bağırıyor, kişniyor veya böğürüyorsa o evden biri ölecektir anlamına geliyormuş. Ölü yıkandıktan sonra kazan ters çevrilmezse bir başkası daha ölüp onu da hemen kazan hazırda olduğu için hemen onu da onun da suyunu kaynatıyorlarmış yani. Bir evden ölü çıkarsa o evdeki su kapları boşaltılır. Eğer boşaltılmazsa Azrail suları el e, suları ellediği için biri yine ölebilirmiş. Cenaze çıkan ev ile çevresindeki evlerin suları dökülmeliymiş. Çünkü Azrail kılıcını o sularda yıkar. Sular bu kılıçla pislendiği için içilmez olurmuş. Gece vakti bir evden başka bir eve kazan, tava veya tencere verilirse ölümü celbedermiş. Gece sandık açmak kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır. Bir evdeki eşyalardan herhangi biri kendi kendine düşer veya kırılırsa ölüme işarettir. Ayakkabı çıkarılırken ters çevrilirse o evden cenaze çıkar. Kefen diken iğne kırılmalıdır zira ölümü ve uğursuzluğu celbeder. Saçakta baykuş ötmesi ölüme işarettir. Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer yarısını da geri bırakırsa artık ekmek onu çağıracağı için kazaya belaya uğramadan gerisin geriye döner diyorlar. Yine biri yolculuğa çıkıp gurbete giderken arkasından yola su dökülürse su gibi yolculuğu olur. Kazaya uğramadan sağ salim yerine ulaşır. Gurbetten çabuk döner. Yine biri yolculuğa çıkarken arkasından aynaya su serpilirse kazaya uğramaz. Bir kişi sabunu başka birine elden verirse sabun acı olduğu için acı olaylar görülür veya o kişi arasına düşmanlık girer o insanların arasına. Gök gürlerken buğday ambarına el ile vurulursa hasat çok olur. Nanı, nar taneleri yere düşürmeden bir bütün e, narı yiyip bitire, bitirebilen insan cennete girer. Tarla veya bahçede bitkiler hastalanmış ise tarla sahibinin güneş doğmadan önce tarlasının etrafını koşarak dolaşması gerekir. Çeltik ekilen arazinin etrafı eşeğe binmiş bir kimse tarafından Kur'an okunarak dolaşılırsa o araziye dolu yağmaz. At nalı asılan yere nazar isabet etmez. Önünde beş taş oyunu oynayan eve fakirlik gelir. Cezveden su içirirse zengin olunur. Ayakkabılar ters dönerse şeytan üzerinde namaz kılar. Daha bunları saymakla bitiremeyiz. Yani o kadar çok ki. Tabi bu aynı zamanda şunu da gösteriyor değerli dinleyenler. İnsanlarımızın yani bu hurafe ve bid'at anlayışlar, bu yanlış değerlendirmeler neden bir toplumda bu kadar çok fazla yer bulur? Neden insanlar bu kadar çok fazla bu tür şeylere itibar eder? gerçekten çok manidardır. Evet, dinin aslı olmayınca böyle hurafe şeyler insanların hayatını alır, insanların düşüncesini ellerinden alır ve insanlar o hale gelirler ki neticede insanlar bir de bakasınız ki o anlayışlar onların hayatında din olmuş ve siz bunları bunların hurafe olduğunu, bidat olduğunu, böyle şeylere inanmanın doğru olmadığını izah ettiğinizde size çok şiddetle cevap verilebileceğini de unutmayın. Ee, neden? Çünkü artık insanların hayatında bu tür şeyler öyle benimsenmiş, öyle içselleştirilmiştir ki artık din olmuştur bu anlayışlar. Ve insanın siz bu anlayışların yanlış olduğunu söylediğinizde o insanın dininin yanlış olduğunu söylemiş gibi oluyorsunuz. Ve insanlar size karşı tepkisellikle de hareket edebiliyorlar ve e, sizi ee, başka türlü değerlendirmelere tabi tutabiliyorlar. Hatta sapık da diyebilirler. Yani onu da söyleyeyim size. Dikkat edilirse yine hurafe ve batıl inanış olarak kabul edilen haftanın hemen bütün günleri ya belaya ya da günaha sebep gösteriliyor. Okuduk demin anlatmıştık hatırlarsanız. Sanki Müslümanın temizlik yapması, çalışması suç kabul edilmiştir. Bu inanç hem ibadetlere hem temizliğe hem de çalışıp kalkınmaya ihanettir. Halbuki İslam temizliğin esas olduğunu bize bildirmiş. Peygamberimiz Ali Vesselam... bir hadis-i şeriflerinde "En nezafetu minel iman" diyerek temizliğin imanın bir parçası olduğunu, imandan kaynaklandığını, imanla doğrudan bağlantı olduğunu, bağlantılı olduğunu da söylemiştir. E peki bu kadar net bir şekilde temizliğin emredildiği bir dine siz işte salı günü şöyle temizlik yapmayın, çarşamba günü şöyle yapmayın, cuma günü şöyle yapmayın. Efendim cumartesi günü şöyle olursa şöyle olur gibi bir takım e, bu değerlendirmeler insanların e, temizlik anlayışını ne hale getiriyor varın hesap edin yani gerçekten temizlik için gün yoktur temizlik için zaman yoktur İstediğiniz zaman da evinizde temizlik yaparsınız istediğiniz zaman da e, kendiniz temizlenirsiniz e, yani bunların herhangi bir şeyi yok yani yasaklandığı bir gün yok temizlik her zaman için olabilir yani hem ev temizliği hem beden temizliği bunların hepsi her zaman için olabilecek şeylerdir. Ama maalesef işte temizliğin esas olduğu bir dinin mensubu olduğu, olduğunu söyleyen insanlar böyle temizliğin sınırlandırıldığı anlayışlara tabi olup o anlayışların peşinden gidebiliyorlar. Veya yıldız baktırmak, falaştırmak, sevicilik yaptırmak, sihir bozdurmak, muska yazdırmak, Tılsım yaptırmak, afsunlanmak için diyar diyar semt semt veya o hoca kılıklı insanların tabi o soytarı demek onlara daha doğru olur. Onlara gitmek e, dileğinin yerine gelmesi için türbe veya evliya mezarlarını yatırları dolaşanlar kızının nasibini açtırmak için il il üfürükçü arayanlar maalesef azın sanmayacak kadar çoktur göğse ve göbe muska, yama, cüret e, ve ahlaksızlığına tevessül edenler, böyle yazılarla bir takım şeyler yazanlar, şekiller yapanlar ve bunların tuzağına düşüp pişmanlığını sineye çekenler az değildir. Kimi yerde gelin kocasının evine girerken kaynanasının hikayen arasından geçerse saygılı olur diye inanılmaz ve gerçekten çok ilginç ve insan onurunu da ayaklar altına alacak değerlendirmeler yapılabilmekte. Kimi yerde de yeni doğan çocuğun ilk dışkısı cin çarpmasın, nazar değmesin diye yattığı odanın eşiği altına konuluyor. Bazı yerlerde de bebeğin beşiğine mezarlıktan toprak getirilerek konuluyor. Kurşun dökmek, muska ve nazar boncuğu takmak gibi eski hurafe ve batıl inanışların yanında modern hurafe ve çağdaş batıl inanışlarda, da sosyete çevrelerinde üniversite öğrencileri ve batı kültürüyle yetişmiş olan insanlar başta olmak üzere toplumda giderek yaygınlaştırıldığını özellikle belirtmek gerekiyor. E bir bakıyorsunuz burç taşları. Şans ve uğur getireceğine inanılan çeşitli taş, yüzük, kolye veya boncuklar. Sinema filmleri veya TV dizilerindeki kahramanlara ait resim ve aksesuarlar. Muska yerine uğur ve şifa kolyeleri. taşları nazar değmesin diye eline, e, elini kulağına tutup tahtaya vurmalar, aksırınca çok yaşa demeler ilk sayabileceğimiz yine yeni dönemin hurafeleri ve tavırlarıdır. Tabii bunların yanında cinciliğin modern şekli olan medyumluk, falcılığın binbir çeşidi Burçların ve gök cisimlerinin insan kaderi üzerinde etkisi olduğuna, yani onların adeta ilahlığına inanmanın bir yansıması olan burç falları, müneccimliğin modernize edilmiş şekli olan astroloji, felekle ve feleğin kadere etkisiyle ilgili inanış ve deyimler, ruh çağırma ve reenkarnasyon inanışları, insanın maymun soyundan geldiğine inanmak, imani hakikatlerin çoğunun bilimsel olmadığı, bilimin tek doğru ve gerçek mürşit olduğunu kabul tabiat, doğa veya tesadüfe yaratıcılık atfetmek gibi batıl inanışlar da modern hurafeler olarak karşımıza çıkıyor. Türbe ve yatırlardaki mantık dışı hurafelerin çağdaş ve modern şekillerini de televizyon ve e, televizyon izleyen herkes bunlarda da görmekte. Matem törenlerini, and içmelerini ve bunların simokinli resepsiyonlar, tuhaf, saçma ve İslam dışı kurallar olan törenler, seremoniler, ayinler, tapınmalar, kolej ve üniversite mezunlarının keplerini havaya fırlatarak bunlardan bir takım uğurlar kendilerince çıkartmalar, kıyafet dayatmaları gibi zorunluluklar da günümüzün resmi hurafeleri olarak sayılabilir değerli dinleyenler. Bütün bunların yanında kapitalizm, komünizm, kemalizm, laiklik gibi her türlü beşeri ideolojiler İslam'a ters dünya görüşleri ve felsefi arayışlar, unutmayalım ki azgınlığın yaklaşımlarıdır, tağutluğun, tağuti yaklaşımlardır. Belamca yorumlar, çağdaş batıl inançlar ve modern hurafelerdir değerli dinleyenler. Bunların haddi hesabı yok. Biz e, bunlara ancak ve ancak İslam'ın doğru ve gerçek bilgileriyle yani vahiy Bunlardan kurtulmamız hem bireysel hem de toplumsal anlamda kurtulmamız mümkündür. Evet, toplumumuz maalesef böyle bir manzara arz ediyor. Yani bunun zemini maalesef ilimsizlik ve vahisizlik olarak izah edilebilir. İlimden nasibi olanlar, vahiden nasibi olanlar ve vahiy hayatına yegane ölçü kabul eden insanlar bu hurafe ve bidatlerin Gerek geleneksel olanlarından gerekse de modern olanlarından kurtulabilirler. Aksi ise tamamen insanların yozlaşmasını sürdürecektir. İnsanların yozlaşması devam edecektir. Ve bu yozlaşmalar içerisinde aman Allah'ım o kadar komik, o kadar saçma, o kadar densiz değerlendirmelerle karşılaşabiliriz. Ve maalesef toplumumuz bu tür olayları çok canlı bir şekilde yaşayabilmekte ve siz bunlara itiraz ettiğinizde size rahatlıkla sapık denebiliyor onu da özellikle belirtelim ya size göre hiçbir şey yok ki zaten ya size göre zaten bunlar yok bunların hiçbirisi doğru değil e elbette doğru değil yani siz eğer e, şuna karar vermelisiniz siz hangi dinin mensubusunuz ona karar vermelisiniz yani siz Allah'ın dinine mi e, mensupsunuz yoksa e, geleneğin veya modern hayatın getirmiş olduğu anlayışların mensubu musunuz? Neyin mensubu olduğunuza sizin karar vermeniz gerekiyor. Yani eğer siz Allah'ın dinine mensupsanız Allah'ın dininde böyle şeyler yok. Ama yok. İşte atalarımızdan biz böyle gördük. İşte atalar dini dedik ya. Atalar dininde bunlar var. Bunlar İslam'da yok. Evet ayet-i kerimemizi tekrar hatırlatalım birisi Bakara suresi 170, öbürüsü de Yunus suresi 100. Bakın ne diyor Rabbimiz? Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilse Allah'ın indirdiğine uyun denilse, "Hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." derler. Peki ama ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı atalarının yoluna uyacaklar? Evet Bakara 170 ataları hiçbir şeye akıl erdiremeyen beyinsizler olsalar da mı atalarının yoluna uyacaklar? Ya aklı olmayan kimsenin dini de yoktur. Yani akletmeyen insanın, aklıyla hareket etmeyen insanın, aklıyla vahye teslim olmayan insanın dini olur mu? Veya bu insanın dini ne derece İslami olur? Veya Allah'ın razı olduğu din olan İslam olabilir. Başka bir ayet-i kerime Yunus suresi 100. Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. Yani Allah kime izin verir iman etmesi için? Tabirlerinde ise iman etmek isteyen kimseye. İşte Allah pisliği, azabı ve rezilliği akıllarını kullanmayanlara verir. Evet. Allah pisliği, azabı ve rezilliği akıllarını kullanmayanlara verir diyor Yunus Suresi 100. ayette. Evet, bizden önce yaşayan atalarımızdan bize intikal eden mirasın içinde hem doğruların hem de yanlışların olabileceğini kabullenmemiz gerekir. Ne tam red ne tam kabul. Ölçü olduktan sonra atalardan gelen mirasın içerisinden elbette ki doğrular vardır. Hele bizim Müslüman olan atalarımızsa neden onlardan gelenleri biz doğrudan hepsini yanlış olarak görelim ki? Veya niye yine, yine bilgiyle hareket edecek olursak, ilimle, Kur'an'la hareket edecek olursak, niye onlardan gelen hepsinin, her şeyin her şeyin doğru olduğunu düşünelim ki? Evet, bize intikal eden miras hem bazı doğruları hem de bazı eksiklik ve yanlışlıkları içermektedir. Evet, bu miras çeşitli siyasi ve itikadi tartışmaların yoğun olduğu bir ortamda doğup yine çeşitli siyasi entrikalardan geçmek suretiyle bize ulaşmıştır. Bu mirasın intikalinde çok samimi kimseler olduğu gibi çok bağnaz kimselerin de olduğunu unutmamalıyız değerli dinleyenler. Bize intikal eden mirasın sahiplerinin de birer insan olduklarını ve onların yanılabileceklerini kabul etmeliyiz. Onlar ne kadar alim olsalar da onlar ne kadar bilgili olsalar da yanılabilirler değil mi? O halde bize intikal eden mirası analiz etmeden, yani araştırmadan, Kur'an ve sahih sünnet terazisinde tartmadan nakil ve akıl sağlamalarından geçirmeden kabul etmemek gerekiyor. Tabi bunu yapabilmek de e, elbette ki ilimle olacaktır değerli dinleyenler. Yani Kur'an'i bir bakış açısına sahip olmalıyız ki bu tür saymış olduğumuz böyle kimi zaman gülünç, kimi zaman trajik değerlendirmeler, bu hurafe ve bidatler hayatımızda yer edinemesin. Yani bu toplumda bunlar yer ediniyorsa, demin de dediğimiz gibi, demek ki içinde yaşadığımız toplumun vahiden nasibi yok. Maalesef insanlarımızın vahilen alakası yok. Vahiy ile hayatlarını düzenlemek gibi, vahiy ile düşüncelerini, tefekkürlerini düzeltmek gibi, düzenlemek gibi bir sıkıntısı, bir derdi yok. Olmayınca da işte kim ne uydurursa insanlar o uydurulanın peşinden rahatlıkla gidebiliyorlar. İslam dünyasında insanlara Müslümanlara yön veren kimselerin değişmeyen dinin temel esaslarıyla değişen ve değişmesi gereken özellikleri ayırt edebilmesi ve kendilerini sürekli yenilemeleri gerekir. Dengelerin kısa sürede değiştiği bir dünyada müminlerin pasif kalmaları, tamamıyla nakilci, taklitçi, şerhçi ve düşünemeyen kimseler olmaları din açısından üzücü bir olaydır. Böylesi bir tablonun sorumlusu bu insanların kendileridir. Çünkü Allah Kur'an'ında hayra doğru değişmenin mutlak surette gerçekleştirilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Hayra doğru dönüşümün olması gerektiğini. Ve şöyle buyurur Rahat Suresinin 11. ayetinde. Bir toplum kendi durumlarını değiştirmedikçe şüphesiz Allah da onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük murad ettin mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onların ondan başka koruyup kollayanları da yoktur buyurulur. Her konuda analizci ve araştırıcı olmamız lazım. Cahiliye Araplarının yaptığı gibi hayra doğru değişmeye, yenilenmeye karşı olmak, ataların yolunu körü körüne taklit etmek demektir. Cahiliye Araplarına tebliğ edilen gerçek dine karşı çıkanların tavrı tamamıyla İslam'a karşı mücadele olmuştur. Ayet-i kerimelerde sık sık atalar dinine körü körüne bağlılığın kötülüğünden söz edilir. Bu bağlılığın ne kadar tehlikeli olduğu vurgulanır. Bu tehlike Müslümanlar için de söz konusudur değerli dinleyenler. Kur'an ve sünnete bağlı kalmakla birlikte çağın dilini ve çağın gündemini kendi lehimize kullanmak zorundayız. Evet Rabbimiz şöyle buyuruyor bakın. Hayır ne bilgileri var ne de kitapları. Sadece biz babalarımızı bir din üzere bulduk. Biz de onların izinden gidiyoruz dediler. Bütün delilleri bundan ibaret. İşte böyle senden önce de hangi memlekete uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız derlerdi. Ben size Babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine mi bana uymazsınız deyince dediler ki doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl oldu? Evet Zuhruf suresi 21 ve 25. ayetler arasındaki bir pasajdan size nakilde bulundum Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inden. Evet ne kadar ibret verici güzel bir tarif yapıyor Rabbimiz. izah getiriyor. Yine başka bir ayet-i kerime. O da Araf suresi 28. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Resmen iftira ediyorlar resmen açık bir şekilde iftira ediyorlar. Bugün de yine aynısı olmuyor mu değerli dinleyenler? Bugün de Allah'ın dininde olmadığı halde ve reddettiği halde bir bakıyorsunuz işte bu bidat ehli insanlar ortaya bir takım şeyler öne sürüyorlar. Bir takım şeyler öne atıyor, ön plana getiriyorlar ve bunların dinden olduğunu söylüyorlar. Allah'ın dininde böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Bu Allah'ın dinine bir iftira değil midir? Bu Allah'ın bizzat kendisine iftira değil midir değerli dinleyenler? Veyahut da bu dini insanlara duyuran ve sünnetiyle insanlara örnek olan Muhammed Aleyhisselam'a iftira olmuyor mu? Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrik Araplara yepyeni bir din sunmamıştı bu manada. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bazı yenilikleriyle bu din İbrahim Aleyhisselam'ın ve ondan önceki peygamberlerin getirdiği tevhid yani tevhid dininin, hak dininin aynısıydı. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş ne kadar peygamber varsa hepsi de yine Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmişti. Doğru din ancak buydu ki Ali İmran suresinde de şöyle buyurulmuyor muydu? Es-salamu billah inned dine indellahil Allah katında din İslam'dır. Yani Allah'ın kabul ettiği din İslam'dır. Bunun dışındaki bir dini Allah kabul etmeyecek. O zaman öyleyse Allah'ın dinini rahat bıraksınlar. Allah'ın dini Allah'ın bildirdiğidir. Ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiğidir. Nasıl sorusunun cevabını veren Muhammed Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla biz bu çerçeve üzere hareket etmek mecburiyetindeyiz. Evet ancak gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki müşrikler, gerekse de İbrahim Aleyhisselam'ın döneminin müşrikleri aynı hal üzere hareket ediyorlardı. Kendi atalarından kendilerine kalmış olan miras olarak hurafe ve batıl inançlarının inşasıyla yeni bir din ortaya çıkarmışlar. Onların takipçileri de araştırıp soruşturmadan aynı şeyi taklit etmişlerdi. Allah'ın dinine isnat edilen bu yanlışları ortadan kaldırmak için e, Allahü Teala bir başka peygamber göndermişti. Ondan sonra artık bir peygamber gelmeyecek. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir daha peygamber gelmeyecek ve Allahü Teala e, göndermiş olduğu bu son peygamberiyle artık dinini tamamladığını söylüyor. Ve din olarak da sizden İslam'dan razı oldum diyor. Bu dinin peygamberi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman öyleyse ne bizim inanç ve düşüncelerimiz Kur'an'a aykırı olabilir ne de sünneti seniyeye aykırı olabilir. Bizim inanç ve amellerimiz Kur'an'a ve sünnete uygun olmak durumundadır. Bu iki kaynak devamlı bulandırılmak istendi zamanımıza kadar. Bundan sonra da yine yapılacaktır. Peygamberimizin döneminde kimse bunu gerçekleştiremedi. Yani Allah'ın kitabına herhangi bir şeyi karıştıramadı. Çünkü onun her şeye kadir bir koruyucusu vardı. O da Allahu Azim Şan idi. Yani Rabbimiz idi ki Hicr suresinin 9. ayet kelimesinde Es-sübhanallahi inna nahnu zikra ve innalehu la hafizun buyuruyordu. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik diyor Rabbimiz. Elbette onu yine biz koruyacağız buyurmuştu. Evet, birincisi böyle bir koruma altında Rabbimiz e, metin olarak kurduğunu söylüyor. Yalnız şöyle bir durum daha söz konusu maalesef bu uydurmacılar, bu bidat ve hurafe mensupları Allah'ın kitabının metnini doğrudan değiştirme imkanlarına sahip değiller ve hiçbir zamanda bunu yapamamışlardır. Yapamayacaklar da Allah'ın inayetiyle kesinlikle böyle bir şey be beceremeyecekler çünkü Rabbimiz böyle beyanda bulunuyor ve böyle bir e, söz veriyor. Onların hiçbir zaman böyle bir şey yapması mümkün olmayacak. Fakat Kur'an-ı Kerim'in metinle ilgili, metniyle ilgili böyle bir durum söz konusu iken, Rabbimizin indirdiği ayetlerin manası, muradı, tahrif olmuyor mu değerli dinleyenler? Kur'an'ın kavramları tahrif edilerek yanlış anlayışların, bidat ve hurafelerin hizmetine sunulmuyor mu günümüzde? Allah korusun. Maalesef Allah'ın ayetlerini doğrudan tahrif edemeyenler Allah'ın ayetlerini dolaylı olarak metin üzerinden değil de mana ve muradı açısından Rabbimizin bildirmiş olduğu ayetlerdeki mana ve Rabbimizin kastı anlamına gelen muradı üzerinden maalesef bir operasyonun olduğunu ve bu bidat ve hurafeciler tarafından Allah'ın ayetlerinin mana ve maksadının da tahrif edilme e, çabası içerisinde olunduğunu çok açık bir şekilde maalesef görmekteyiz. Bunlara bakıyorsunuz Kur'an'ın ayetlerine. Efendim işte Kur'an'ın e, ayetlerinin iki tür anlamı varmış. Neymiş onlar? Bir zahiri görünen anlamı varmış. Bir de batini anlamı varmış. Ve herkes zahiri anlamını bilirmiş. Batini anlamını herkes bilemezmiş. Kimler batini anlamını bilirlermiş? İşte bunlar işte şeyh efendiler bilirmiş, üstad efendiler bilirmiş Allah'ın Allah ayetlerinin batıni anlamlarını onlar bilirlermiş. Tabi bu e, şeyi, bu sapmayı niçin bu şekilde e, bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar? Çünkü kendi batıl anlayışlarını Allah'ın ayetlerine söylettiremediklerini anladıkları an yaptıkları şey işte o ayetlerin mana ve muradı üzerinden bir operasyon. Gerçekleştiriliyor ondan sonra da bunun adı da ne oluyor batini anlam oluyor bugün şiilerin yaptığı da aynıdır bugün efendime söyleyeyim bu tarikatların başındaki bulunan şeyh efendi denilen kimselerin yaptıkları da aynıdır Allah'ın ayetlerinin zahiri batini anlamı yoktur değerli dinleyenler Allah'ın ayetlerinin mana ve muradı vardır apaçık ortadadır. Bunlar da meydandadır. Anlamak isteyene çok açık ve çok net bir şekilde ortadadır. Ayetlerin batını hiçbir anlamı yoktur değerli dinleyenler. Eğer batini bir anlam olsaydı bunun Resul Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize açıkça söylenirdi. Derdi ki işte şu ayetin zahiri anlamı bu, batini anlamı da bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bakıyorsunuz tabi operasyonu doğrudan gerçekleştiremiyorlar. Açıktan yaptıklarında çok açık bir şekilde ortaya çıkıyorlar ve kendi yapmak istedikleri yanlışlıklar gün gibi ortaya çıkıyor ve kendi fasitlikleri, kendi olumsuzlukları ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine işte böyle bir gizli bir saman altından su yürütme diyelim buna tabir yerindeyse böyle bir yöntemle Allah'ın ayetlerine batini yorumlarla kendi ifadeleri bunlar, kendileri anlamları orada yüklüyorlar işte, kendi batini sapıklıklarını, hurafelerini, bidatlerini işte bu batini anlam üzerinden yürütüyorlar ve Allah'ın Kitabı üzerinden Allah korusun böyle bir operasyona imza atıyorlar değerli dinleyenler. Maalesef günümüzde bu insanların da çok yaygın bir şekilde olduğunu ve bu yaygınlığın toplumumuzda mevcut olduğunu bilelim değerli dinleyenler. Evet ikincisi ikincisi neydi? İkincisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiydi. Peki onun üzerinden de operasyon yapılması mümkün değil miydi? Elbette onun üzerinden de operasyon yaptılar. Onun üzerinden yaptıkları operasyonlarda daha çok işte ee, uydurma rivayetlerle bunları gerçekleştirdiler. Hatta hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şekilde bir uyarısı olmasına rağmen men kezebe aleyye fetebe, fel yetebevve mak'adahu minen nar buyurmasına rağmen kim ben bana bir yalanda yalan isnadında bulunursa yalanı atfederse cehennemdeki yerine hazırlansın demesine rağmen bu kadar açık bu kadar net uyarısına rağmen insanlar maalesef e, bu kaynağı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu kaynağı devamlı bulandırmaya çalışmış ve onun adına zaman zaman hadis uydurulmuştur. İslam toplumunun içinde bulunan münafıklar İslam kisvesi altında Müslümanların kafasına şüpheler sokmaya çalışmış. Bunun yanında hadis uydurma cüret ve cesaretinde bulunamayanlar da kanaatleri doğrultusunda hikaye ve kıssa yani menkıbeler uydurarak kafalarına göre bir İslam şekillendirmeye çalışmışlardır. Hikayecilerin İslam tarihinde yaygın da bir yeri vardır. Hatta Hazreti Ali bu kısacıları camiden, mescitten kovmuş, onların bu yolla din kaynağını bulandırmalarına izin vermemiş ama ondan sonra yine bu olay devam ede gelmiştir. Felsefecilerin, kelamcıların, tasavvufçuların kaynağa soktukları yanlışlar, halkın hikaye ve hurafelere düşkünlüğü, İslam'a vahiden ayrı bir kimlik ortaya çıkardı. Her ne kadar ana kaynakları bulandırmaya bulandırmadan dini eksiltme ve ona ilavelerde bulunma gibi cinayetleri işlemeden sahih din anlayışı her asırda az veya çok insan tarafından takip edilse de genel halkın çoğunluğu maalesef vahyi yanlış anlamış insanlardı. Bu konuda suçun büyüğü halktan daha çok onlara yanlış dini öğreten, hurafe ve bidatleri öğreten ya da halkın yanlışlarını düzeltmeye çalışmayan etkili ve yetkiler yetkililerde yani şey başkan abi hoca ve tebliğcilerde değerli dinleyenler. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu da bulamayan kimseler olsalar da mı buyruluyordu Bakara Suresi'nin 170. ayet kelimesinde. Evet bizim dinimiz değerli dinleyenler acezelerin, meczupların dini değildir geleceği beklerken bugünü unutanlar da bize yabancıdır. Atalarının dinleri yaptıkları ile övünmekle de yetinenler de aynen bu yanlışın içerisindedirler. Çünkü peygamber oğlu olmak bile kurtuluş için yeterli değildir. Dinimiz geçmişin sanıkları ve tanıkları kaybolmuş davalarının kavgasından da ibaret değildir. Din Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bize bildirdiği eksiği ve fazlası olmayan kitapta yazılı olandır. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bize tebliğ ettiğinden ibarettir. Hazreti Peygamber ve onun dostları bize bu dinin pratiklerini göstermişler ve onun sahih sünneti bu zamana kadar tevarüs edilerek bize ulaşmıştır. Dolayısıyla toplumların cahiliye dönemlerinden kalma gelenekleri dinimizin bir parçası olamaz. Kuşkusuz onların tevhide yani vahdaniyete karşı olmayanlarını koruyabilir ve geliştirebiliriz onların düşüncelerinin içerisinde. Ancak kendi atalarımızdan ırkımızın ve halkımızın geleneklerinden gelen her özellik dinimizin bir parçasını oluşturmayacaktır. Atalarımızın yaşadıkları zaman, mekan ve şartlar farklıdır. Geçmiş zamanı tekrar etmek mümkün değildir. Biz bugün Kur'an'ı burada ve bu şartlarda yaşamak onun için de eskiyi tekrar etmek değil, yeniden Kur'an'da belirtilen sorumluluğumuzu asrın idrakine söyletmek zorundayız. Uzunca süren bir fetret döneminin esaret ve yoksulluk ve sapma döneminin ardından bugün işte bugün dini anlama ve yaşama mücadelesinde yığınla İsrailiyat ve nefsimize kolay gelen atalarımızın örflerinden yola çıkarak Kur'an'ı tevil etmeye kalkışmak bizi çok farklı mecralara, maceralara sürükleyebilir. Bugünkü iletişim akışı içerisinde medyanın uzun boyluları cüce, cüceleri uzun boylu gösteren hainleri kahraman, kahramanları hain olarak tanıtan konkav ve konveks aynaları. Böyle çeşitli şekillerde bozukluklar ifade eden ayna tipleri bunlar. İşte bu aynalar arasında gerçeği yakalamak için o zaman ne yapmak gerekiyor değerli dinleyenler? Yoğun çaba sarf etmek gerekiyor. Ve o yüzden bize düşen gayret, bize düşen çaba, çaba, çaba değerli dinleyenler. O yüzden biz dinimizi Rabbimizin göndermiş olduğu kitabı üzerinden anlamak mecburiyetindeyiz. Eğer sahih bir dini anlayışa tabi olacaksak bu bizim için vazgeçilmez, ertelenmez, temel bir gerçekliktir. Bu gerçekliği hayatımızda hakim kılmak durumundayız. Aksi takdirde işte bu hurafe ve bidatler hayatımızı doldurur. Ondan sonra o hale geliriz ki biz bunu dinin kendisi zanneder çıkarız Allah korusun. Ondan sonra da hakikisiyle karşılaştığımızda iyi ama fakat lakin ya işte bizim bir hoca vardı böyle dediydi, bizim bir müftümüz vardı böyle dediydi. Ben müftü çocuğuyum, ben hoca çocuğuyum diyerek bin bir türlü saçmalığın, bin bir türlü ıı, dala verenin içinde buluruz kendimizi Allah korusun. Biz Allah'ın kitabında söylenenin bulduğumuz zaman teslim olmalıyız. Allah'ın kitabında söylenenin bulduğumuz zaman teslim olmalıyız. Resulü ve Vesselam'ın sünnetine vaki olduğumuzda, o sünnetin ne o anlattığını anladığımızda ona teslim oluruz. Öbür türlüsü, bakıyoruz insanlar bilakis ne Kur'an'a ne sünnete. Atalarından gördükleri, işte adına da e, kendilerince işte din diye sarıldıkları şeyler, bu hurafe ve bidatlerden ibaret, bunu görüyorlar ve bunun buna dört elle sarılıp bunu din olarak kabul ediyorlar. Ondan sonra da bu hal üzere de kendilerine bir hayat kuruyorlar. Birileri de tabii çok güzel bir ortam bulmuş oluyor. Hemen boşluk kabul etmiyor biliyorsunuz. Sosyolojik bir hadisedir bu. Hemen oradan bu durumu ranta çevirme. Hemen oradan bu durumu kendilerine menfaat ve gelecek üretme konusu haline getirip insanları çok güzel sömürebiliyorlar. Kendi anlayışlarına alet edebiliyorlar. Evet değerli dinleyenler bugün de bize ayrılan süreyi doldurduk. İnşallah haftaya yine aynı saatte sizlerle olmayı Rabbimizden e, niyaz ediyoruz. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.